Yazlı şesi var, Türkiye'ye selam olsun, deva geliyor. Aman yurda selam olsun, deva geliyor. Vatan bu bizimdir, ötesini var. Aman da canlar ne hoş imiş, deva bulmaz. Efendim, öncelikle hayırlı olsun diyoruz İlçe Binamız. Buradaki teşkilatımız, yönetim kurulumuz da bugün buradalar. Bugünü değerlendirecek olursak neler söylemek istersiniz efendim? Öncelikle tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bugün bize eşlik ettiğiniz için de teşekkür ederim. Sayenizde hemşehrilerimize sesimizi daha rahat duyurabileceğiz. Bugün sizinle bizimle birlikte olduğunuz üzere Genel Başkan Yardımcımız Seçim İşleri Başkanı Avukat İdris Şahin, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bölge Koordinatörü İlker Çelik ve kurucularımızdan Bahar Hanım bizimle birlikteydi. Programımızın sabahki bölümüne aynı zamanda Parti İç Eğitim ve İnsan Kaynakları Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Nazlı Seda Vural Hanımefendi de eşlik ettiler. Genel Başkan Yardımcılarımız şu an eş zamanlı olaraktan İstanbul'da farklı ilçelerde bir program gerçekleştiriyorlar ve bu çarşambaya kadar da böyle devam edecek. Genel Başkan Yardımcımız İdris Şahin Bey ve aynı şekilde Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz İlker Çelik Bey de İstanbul programlarını bizim ilçemizden başlamayı tercih ettiler. Bu konuda bize çok memnun kaldık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum tekrar. Deva Partisi 9 Mart 2020 tarihinde kuruldu ülkemize ve tek bir kelimeyle deva olmak istiyor ülkenin dertlerine. Biz de merkez teşkilatımızın kurulması ve çalışmaların akabinde Küçükçekmece İlçe Teşkilatı olarak Ocak ayında kurulduğumuzu söyleyebilirim. Şöyle ki ben Aralık ayında ilk yetki belgemi aldım. Ocak ayında çalışmalarımızı başlattık. Ve Mart ayı itibariyle de bir fiil artık her şeyimizi çalışıyor hale geldik. Yönetim kurulumuz gerçekten Küçükçekmece'de siyasetin rengini, nabzını, akışını değiştirebilecek güçte bir yönetim kurulu. Çünkü bizi izleyenlerin de bildiği üzere Türkiye'de kurulmuş olan bir siyasi partiler içerisinde Deva Partisi ilk kez teşkilatlanma çalışmalarını halka açtı ve gelin siyaseti birlikte yapalım dedi. Bundan sonrasında da Küçükçekmece İlçe Teşkilatı'nda bize teslim edilmiş olan toplamda 683 gönüllü üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarla demografik olarak, sosyo-kültürel ve ekonomik olaraktan ve hemşehri gruplarını düşünerekten ve başka parametreleri de değerlendirerekten tam olarak Küçükçekmece'yi yansıtan bir ilçe yönetimi oluşturduk. Bu konuda genel merkezinde bize çok net talimatları vardı. Sadece bir aileden, bir çevreden, bir zümreden yönetim oluşturmayın. İlçe başkanlarının tamamına verilmiş bir talimattı bu. Bulunduğunuz ilçelerin yapısını yansıtan bir yönetim kurun. Temsilde tabana yayılan bir yönetim olsun, ilçelerimizi temsil etme kabiliyeti olan bir yönetim olsun dendi. Biz de Küçükçekmece'de bunu yakaladık. Yönetimimizde ilk kez siyaset yapan arkadaşlarımızın sayısı çok fazla. Şöyle ki %80 oranında ilk kez siyaset yapan arkadaşlarımız ama ilk kez siyaset yapmakla birlikte hepsi hem iş hayatlarında hem cemiyet hayatlarında çok ciddi varlığı olan arkadaşlarımız. Sivil toplum kuruluşlarında kendi idealizmlerinin yansıması olarak ciddi çalışmalar yapmış arkadaşlarımız. Şimdi onların bu birikimlerini siyasette de değerlendireceğiz. Küçükçekmece'de sahaya çıktığımızda ki bugün siz de bize eşlik ederken gördünüz, çok büyük bir beklenti var. Küçükçekmece Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi olduğu için biz de burada sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Özellikle de sahada da bunu yakından gözlemliyoruz. Evet. Biz Küçükçekmece İlçe Teşkilatı olarak tabii ki bu faaliyetlerimizde veya hedeflerimizi belirlerken ve bunları gerçekleştirirken her zaman genel başkanımızı ve genel merkez politikalarımızı kendimize rehber olarak alıyoruz. Karşımıza çıkan vatandaşların bize yoğunlukla söylediği bir husus var. Genel başkanımız Ali Babacan hakkında. Sakin kişiliği, pozitif kişiliği, eleştirmeyen ama yapıcı olmaya çalışan kişiliği, eleştirirken bile negatif yönde değil de pozitif bir tutum takınan kişiliği halkımızın çok ilgisini çekiyor. Biz en başta genel başkanımızın bu sakin, yapıcı ama kararlı işini bilen tavrını kendimize rehber edilmiş durumdayız. Aynı şekilde Deva Partisi ülkede siyasi anlamda bir değişim ve dönüşüm zamanı olduğunu öngören ve tam da bu tarihlerde kurulmuş bir parti. Biz de yaptıklarımızı Küçükçekmece'li hemşehrilerimizin gönlüne girerekten ülkemizdeki değişim ve dönüşümü Küçükçekmece bacağını gerçekleştirmeyi hedeflemiş bir kadroyuz.
İlçemizde diğer siyasi partilerle olan ilişkilerimize çok dikkat ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla güzel bir diyalog geliştirmeye çok dikkat ediyoruz. Esnafımızda olsun, vatandaşlarımızın her kesimiyle olsun diyalog geliştirmeye çok dikkat ediyoruz. Her zaman yapıcı olmak şiarımız olacak. Özellikle diğer siyasi parti teşkilatlarındaki hemşehrilerimize de belirli bir uyuma çok özen gösteriyoruz. Ve felsefemiz de şu, biz Küçükçekmece'liyiz hepimiz. Partilerimiz her ne kadar farklı olsa da Küçükçekmece'liyiz. Ve hepimiz Küçükçekmece'ye hizmet noktasında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Genel merkez politikalarımızın çerçevesinde kalaraktan Küçükçekmece'li hemşehrilerimize kendi içimizdeki dostluğu da yansıtmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu zamana kadar bu ilişkilerimizi de bu suhuletle iletişim geliştirme yöntemine çok dikkat ettik. Bundan sonrasında da hep bu şekilde yapıcı tavrımızı burada geliştireceğiz. Önemli bir noktamız ve prensibimiz de şu olacak faaliyetlerimizde. Propaganda yapmamaya çalışıyoruz. Özellikle ülkemizin son dönem siyasetinde karşılıklı iletişim ve taleplerin toplanmasından ziyade vatandaşla siyaset müessesesi arasında tek taraflı, yoğun ve sert bir propagandaya dayalı bir iletişim geliştirilmesi tercih edildi. Bunun sağlıklı olmayan sonuçları zaten Türkiye'deki siyasetin her alanında görüyoruz. Ama özellikle vatandaşımızın da bundan çok muzdarip olduğunu, şu ana kadar belki alternatifsizlikten bir tepki koyamadığını ama bizim gibi bir partinin alternatif olmasıyla birlikte tepki vermeye başladıklarını görüyoruz. Ve bizi de çok doğru yönlendiriyorlar. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Küçükçekmece'de her zaman vatandaşımızla iç içe olarak, onların iletişim halinde, onların taleplerini toplayaraktan, en başta vaat siyaseti yapmadan, doğru bir şekilde onlara saygı duyaraktan, yapacaklarımızı anlataraktan, ilkeli, dürüst ve vatandaşımıza saygı gösteren bir siyaset ve muhalefet anlayışıyla gideceğiz. Mahalle teşkilatlarımızda özellikle mahalle vatandaşlarımız, mahalledeki vatandaşlarımızın her daim yanında olacağız. Kurumlara ulaşamadıkları yerinde bizim arkadaşlarımız onlara köprü olacaklar kurumlara ulaşmaları noktalarında. Mahallede, hangi mahallede hemşehrimizin bir derdi varsa istiyoruz ve umuyoruz, hedefliyoruz ki önce bizim arkadaşlarımız bulsunlar. Bizim arkadaşlarımız onların dertlerini çözmeleri noktasında bir köprü oluştursunlar. Ve bugünden vatandaşımızın yanında duraraktan, onlarla iletişim halinde olaraktan ve iktidarı devraldığımızda genelde ve yerelde onların dertlerini çok iyi dinlemiş olaraktan bunların çözümüne hemen ertesi gün başlıyor olabilmeyi hedefliyoruz. Ve inanıyoruz ki propaganda yapmayaraktan da bugünden vatandaşın yanında olursa seçim satım haline girdiğimizde herhangi bir propaganda yapmaya gerek kalmadan onlar zaten bizim onlar için çalıştığımızı ve hizmete sahip olduğumuzu gördükleri ve değerlendirdikleri noktada zaten biz onların oylarına mazhar olmuş olacağız. Bu noktada bir siyaset izleyeceğiz Küçükçekmece'de. Halkımıza güzel hizmetler yapabilme adına ben de inşallah diyorum bu güzel dilek ve temennilerimize. Ve umuyorum ki ülkesi için, milleti için, bulunduğu çevredeki hemşehriler için güzel yapan herkesin yolu açık olsun. Deva Partisi'nin ve Küçükçekmece'de de bizim ilçe teşkilatımızın şiarı her zaman bu olacak.